Şu anda 17. yüzyılda Japonya'da üretilmiş olan muazzam bir esere bakıyoruz. Bu katlanır formatta bir sanat eseri. Hatta bildiğimiz paravan. İki parçadan oluşan paravanın her bir parçasında altı panel var. Bu eseri farklı sanatçılar işbirliğiyle yapmış. Bunlardan biri Japonya'da o dönem ünlü olan sanatçılardan Honami Koetsu. Sağ tarafta altın bulutların şiir kartlarıyla buluşmasını görüyoruz. Alt tarafta da bitkiler ve çimenler var. Sağ panelin sol üstündeki bulut imgesi sol panelde de devam ediyor. Böylece iki farklı ekrandaki kompozisyon birleştirilmiş oluyor. Ancak bu panelde bulutların altında bambu perdeler var. Perdelerden altın püsküller sarkıyor. Sarkan püskülleri takip edince gözümüze şakayıklar çarpıyor. Daha yakından bakınca perdenin köşe kısımlarındaki büyük kamışların çiçeklerin taç yaprakları üzerine boyandığını görüyoruz. Demek ki perde bizimle çiçeklerin arasında ve biz de bu bahçeye bakan bir iç mekandayız. Ekrana yapıştırılan şiirleri kompozisyona katan başka bir sanatçı. Bu da kaligrafi ustasıyla ressam arasındaki işbirliğini gösteriyor. Hadi şimdi gelin bu paravanların 17. yüzyılda Japonya'daki işlevlerini konuşalım. Ne dersiniz? Odayı bölme amacıyla kullanılan paravanlar bazen de odaya aydınlık versin diye kullanılırdı. Burada da epey altın rengi kullanılmış bakın. Tam bir aydınlık kaynağı. Temalar dış mekanları yansıtmak ve onları sembolik, kültürel olarak önemli biçimlerde tasvir etmek amacıyla seçilmişti. İki ekrana da uzanan bahçe gerçek manasıyla bir bahçe değil çünkü çiçekler ve çimenler farklı mevsimleri temsil ediyor. Gözümüz ekranlarda ilerledikçe zaman da geçiyor. Sonbahar çiçeklerinin biraz yükseltilmiş bir biçimde çizildiğini görüyorsunuz, değil mi? Bu da bir başka boyutsallık katıyor tabii. Çiçek desenleri rölyef, yani kabartma tekniği ile oluşturulmuş. Japonca adıyla muryage. Bu muhteşem şiir kartlarından bazılarına yakından bakmak istiyorum. Uf, her bir kartta farklı bir şiir var. Sanatçı yüzeye de farklı müdahalelerde bulunmuş. <laughs> şiir kartlarında çok ilginç hikayeler yer alıyor. Hikayelerden biri 13. yüzyılın başlarındaki bir şiir antolojisinden. Antolojinin adı Shinkokin Wakashu yani Antik ve Çağdaş Şiir Antolojisi. Sanatçı bu antolojideki şiirlerin kalitesinin aşılmaz olduğunu düşünüyordu. İki ekranda toplam 36 şiir kartı var. Japonya'da paha biçilmez kabul edilen 36 ölümsüz şair meşhurdur. Japon kültüründe semboller ve sayılar farklı mecralarda kullanılır. Burada da durum bu. Ölümsüz şairlerin sayısı olan 36 burada şiir kartlarının sayısı olarak kullanılmış. Evet, altın renginin görsel etkisi kaligrafinin dinamik doğasıyla desteklenmiş kartlar fazladan bir şiirsel anlam katmanı olmalarının yanı sıra ilginç bir görsel bilgi katmanında olmuş. Neden mi? Şiirlerin yazılma biçimi çokça ritim içeriyordu ondan. Sanatçı Koetsu kavisli, dinamik, yaratıcı bir kaligrafi biçimi geliştirdi ve bunu şiire uyguladı. Ayrıca şiirin mısraları kart üzerine dağıtılmış durumda. Bu sayede izleyicinin gözü bir oraya bir buraya gidiyor ve tek düzelik engellenmiş oluyor. Chira Shigaki denen bu dağınık yazı biçimi şiir kartlarının konumlandırılmasında da kendini gösteriyor. Bakın, burada bir düzen yok. Kartlar dağınık durumda. Her bir kart farklı bir alanı vurguluyor. Örneğin, çimenlerin yukarısındaki kartlar. Burada kullanılan malzemeler çok çeşitli altın, doğal pigmentler, kağıt, ahşap. Japonya'da doğal olarak pek çok mineral bitki bulunduğundan bunların hepsi bölgeden elde edilmiş. Peki şimdi de tarihe değinelim. O dönemde Japonya'da pek çok alanda değişimler, dönüşümler gerçekleşiyor. Ancak Koetsu klasik dönem geleneklerini yeniden canlandıran bir sanatçı. Özellikle de altın çağ denen Heian dönemindeki gelenekleri Kendisi antolojilere çok meraklıydı. Ayrıca Çin şiirinden, resminden ve kaligrafisinden ilham almıştı. Japonya tarihinde uzun bir süre şiir, resim, kaligrafi sarayın kontrolü altındaydı. Koetsu zamanında ise ülke değişti. Şogunluk denen bir olgu yaşandı ve iktidar değişti. Bu da Kyoto'dan Edo gibi başka bölgelere akan sanat geleneklerini değiştirdi. Koetsu ve hamileri için bu gibi paravanlar, Heian döneminde Kyoto'daki aristokrasinin yaptığı gibi belli şeylerin peşinden gidebilme aracıydı. Onlar da artık aristokrat sınıfından olabilirdi.